Merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı Gönen Tütüncü köyündeyiz. Tütüncü köyünün Gönen ilçe merkezine uzaklığı 5 kilometre. O yüzden satın alınan araziler arasında çok talep gören bir köy burası. Hemen derenin yanındayım. Burası Tütüncü'den sonraki Küçüklü köyünde bir şelale var. Şelaleden akıp gelen bir dere burası. Buranın suyu yaz kış akıyor. Uzunca bir yol boyunca da devam eden bir yol burası. Şimdi biz burada 7400 metrekare bir arazinin çekimini yapmak için geldik. Dere yanımızda. İlk önce dereyi gösterelim dedik. Şimdi araziye doğru gidelim. Bakın burası resmi kadastro yolu. Yolu gösterelim. Biz aracı 50 metre ileride bıraktık. Oradan yürüyerek geldik. Buradan da arazimize geçiyoruz. Burası da yol olarak bırakılmış. Köy, az önce söylemiştim, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki bir köy. Köy merkezinden ilçe merkezine servisler mevcut, taşımalı eğitim mevcut, marketi var, camisi, kahvehanesi var köyümüzün. Buradan da tarlamızın sınırı başlıyor. Az önce gördüğümüz dereye şu aşağıdan da su bağlanıyor ama orada otlar var, suyu size kamerayla gösteremem. Şu hemen altımızdan da geçiyor su. Burası 7400 metrekare bir tarla. Karşıyı gösterelim, üzerine tıklar mısın karanlıksa? O gördüğünüz tepeye kadar devam ediyor. İçerisinde bir sürü ağaç var arazinin. Şurası boş, buralarda ağaç yok, açıklık alanda. Ama yerin sahibi bu otları, çalıları, çırpları buradan temizletecek. Köy hemen karşıda kalıyor. Biraz araziyi gösterelim. Alayım ben kamerayı. Şu karşıda gördüğünüz çalı çırpının tamamını mal sahibi temizletecek. Burayı açacak. Fidancılık için, meyve bahçesi yapımı için, bahçe yapımı için çok uygun bir alan burası. Şu yoldan buraya kadar geldik. Araç da hemen ileride. Suyu mevcut. Elektrik isterseniz köyden buraya elektrik çekebilirsiniz. Maliyete bağlı bir durum burası. Hemen yukarıdan da bakın araç yakınlaştırıyorum oradan. Suçuklu köyünün yolu devam ediyor. Burayı ceviz bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Tavan suyunun durmadığı bir yer burası. Suyu hemen şuradan motorunuzla bahçenize çekebiliyorsunuz. Kendinize buraya bir bağ evi de yapabilirsiniz. Bağ evi niteliğinde arazinizde. Küçükbaş hayvancılık için de uygun bir alan. Ağaçların içerisine girmiyorum. Şuradan baktığınızda zaten alan az çok belli oluyor. Sınırları çizeyim size. Buradan şu şekilde şuradan devam ediyor. Bu düzlük alanın tamamını alıyor. Ve bu şekilde. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, sahibinden.com, Hürriyet Emlak ve Zingat üzerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.